yazarısınız, yıllardır da öylesiniz diyelim. Evet. Empati kurmanız açısından. Şimdi Beşiktaş'ta başkana bir soru soruluyor Sayın Nurçebi'ye. Sergen Yalçın yok öyle bir şey diyor. Sergen Hoca diyor ki öyle bir şey yok ben devam edeceğim. E, ayrılmayacak diyor başkan. Ben buranın adamıyım diyor Sergen Yalçın. Şimdi bunlar niye konuşuluyor ki? Yani vakti zamanımı e, ve yani iletişim adası. Beşiktaş'ta iletişim yok. Ya da eskilerin tabil ateş olmayan yerden duman çıkmaz ya mı? Ya ne alakası var? Beşiktaş'ta Sergen Niye Yalçın görevi Sergen Yalçın görevi bırakma kararı alacak. Ben burada programda söylemeyeceğim. Ben tweet atmayacağım, ben yazı yazmayacağım. Kim benden önce öğrenecek onu ya? Bu kadar iddialı olmayın abi. Kim Sergen Yalçın'la telefonda konuşabiliyor? Beş Sergen istifa edecek diyenler arasında. Kim Sergen Yalçın'la muhabbeti var? E var canım muhabirler konuşuyor Sergen'le. Hakan konuşuyor, Sercan konuşuyor. Hakan yazdı mı? Hakan dedi mi Sergen bırakıyor? Sercan dedi mi öyle bir şey? E Hiç bunun... alakası olmayan bir, bir şey demiş. Beş saate cevap ver. Cevap bile vermeye gerek yok. Niye böyle bir dedikodu çıkıyor peki? Ya Aykut şimdi ben burada değilim. Fatih Terim yarın sipa edecek. Bir sürü insan cevap vermek zorunda kalır. Bu ateş sonra biri de der ki senin gibi ateş olmayan yerden duman çıkmaz der. Turgay Demir bir şey bilmezse söylemezler falan. Şunu söylemek istiyorum ya abi. Gazeteci bu değil. Tamam haklısınız. Gazeteci, altını dolduramayacağın şey söylemiyor. Niye söylemiyorsun. konuşuluyor peki? Ben size basit bir soru soruyorum. Ben bu konu niye konuşuluyor? Ben konuşuyorum. Benim konuştuğumu duydun mu Sergen gidecekti? Ben Sergen Gidecek'te konuştuğum zamanlar oldu transfer dönem. Yarın olursa gene konuşurum. Yani her şey ne olduysa PAOK maçından sonra oldu. Abi bak Hürriyet'e basıyla 21. sayfaya açın. Sevgili Mustafa İnci. Ne olduysa PAOK maçından sonra oldu. Ne olmuş abi PAOK maçından sonra? Ee, yönetimle ilgili açıklaması evet. Zergen hoca'nın. Evet. Ha, biraz geriye çekiyorum sizi yorumunuz yapmanız için. Sonrasında evet. işte transferleri ben yapmadım. Evet. Yönetim hayır hoca istediklerini biz aldık. Efendim işte belki sportif direktör Mustafa Denizli olur ya da sahaya iner. Şimdi bu bu bir dedikodu mu? Aykut İnce hoca Galatasaray Başka yönetimi Fatih Terim'i görevden alamaz. Beşiktaş yönetiminde Sergen Yalçın görevden alamaz. Niye biliyor musun? Korktukları için falan değil. Sergen Yalçın orada olduğu müddetçe edep tahtasındadır. Aynı zamanda taraftarın da gönül tahtasındadır. Fatih Terim de orada olduğu müddetçe yönetimden önce herkes onunla konuşur, ona sorar, hesabı da ondan sorar. Tamam mı? O yüzden de yönetimden önündeki settir bunlar. Tsunami seti. Yani yönetimden önceki hayat duvarlarıdır bunlar deprem için. Yönetimler bu hocalar varken bilirler ki eleştiri oklar hocalara gidecektir. Övgüler de onlara gidecektir. Sergen Yalçın görevlerini aldığından sıra kime gelir biliyor musun? Yönetime gelir. O yüzden bu Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geçerlidir. Peki abi. Her hoca için geçerli değildir. Dolayısıyla Sergen Yalçın kendisi bırakacağı zaman bunu da söyleyeceği 50 tane gazı iki tane var. Bir tanesi de benim. Tam önünde duruyor abi. Bir tanesi de benim yani. Ar tam önünde oldu. duruyor. Cık. Mustafa da beni uyardı. İnci. Ar artık erteleme yok. Hükmen yenilgi var. Gördün mü abi? Gördüm. Hürriyet. Biraz evet. bunu bir genişletmemizi istiyor Mustafa da, tamam. İnci de. Leklerin zamanında sen. bitirilmesi adına kritik adım. Hükmen yenilgi. Sadece süper süperlikte uygulayabilirsin. Sadece ZTK'da uygulayabilirsin. ZTK'da zaten uygulanıyor bildiğim kadarıyla. ZTK'da uygulanıyor. Süperlikte Süper Lig'de uygulayabilirsin. Niye? Şöyle bir mantıkla hareket edeceksin. Koskoca kulüpsün. Testlerini yap. Oyuncularını koru. Oyuncuların gittiği yerleri kısıtla. Normal yaşamlarına devam etmesinler. emine gitsin, tesise gelsin. Tamam. Alt liglerdeki adamın test yapacak parası yok abi. Para verebiliyor musun? Darıca Gençler Birliği diye bir kulüp geçen de kaza yaptı. Malzemelerinden açacak hepsi telef oldu. Bir yandan borç ödeyecek, bir yandan yeni malzeme alacak. O liglerde yapamazsın. Süper Lig'de yapabilirsin. Doğru mu olur yanlış mı olur tartışılır ama o zaman sezon başında ertediğin maçları yükmen marifet vermen lazım. Yarısı öyle, yarısı böyle dersen milleti mahkemede bulursun. Sezon başında Covid'den etkilenen maçları Erzurum var Ankara gücü var. Öyle hatırlıyorum. Antalya Spor vardı bir de? Var mı haberin içinde? Abi var var. Evet. Var. Bak Atay Spor'un. Erzurum Spor'un Ankara gücünün. Yok. Atay Spor'un Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum'la ve Ankara gücü oynanan maçlar ertelendi diyor. O zaman onları hükmen mağlup sayacaksın. Niye? Onları erteledin benim kabahatim ne derler sana. Aynı lig e, yani, içinde farklı kural uygulanır mı? hemen yani doğru haklısın. Aynı lig içinde farklı onlar da ses çıkar. Mahkemeye zaten. gider kardeşim. Mahkemeye düşersin. Kural baştan Oyun oynarken kural değişmez. Değişirse şey olmaz. Ama bunu baştan koyabilirlerdi. Derlerdi ki kardeş merkez lojene sahip çıksın. Bir pandemi süreci yaşanıyor. Herkes akşam kafelerde sabah barlarda orada burada restoranlarda dolaşıp mikrop kapıp gelip takıma da bulaştırmasın. Oyuncu evine gidecek. Bir de profesyonel bir yaşam var ya. Benim burada pazartesiden cumaya bir gün bile hasta olma hakkım da yok, şey hakkım da yok. Aykut İnce. Ben bugün kendimi hissetmiyorum. Niye? Burada birebir bir program yapılıyor. Bir gün çıkmadı ne zaman biliyor musun? Davam vardı. Davada tam mahkeme saate denk geldi. Bir gün. Onun dışında ne yapıyorum? Buradan gidiyorum eve. Eşim şahit. Evden çıkmıyorum evden. Niye? Ben gidemem mi eğlenmeye? Dikkat ettiniz. Gezemem mi yani? Bir şeye dikkat ettin mi Turgay abi? milli maçta vida oynatmadı ya Hırvat Hoca. Evet. Duydular tabi, Oyuncular ne kadar morali bozuldu. Şimdi kulaktan kulağa duyuldu mevzu. Herhalde canım. Ya bu bir anda böyle aşağı doğru indi. Tabii bir defa aşağı doğru indi. Şimdi çok etkiledi. Şaka gibi bir şey ya bir adamın testini yapıyorsun maç günü. Bir şekilde test yapıyorsun ama maç günü. Niye yapıyorsan kimse bilmiyor çıkar bir gün ortaya. Bir daha gelir belki Türkiye'de anlatır aylar sonra. Sen test yapıyorsun maç günü ya. Niye yapıyorsun de. Ondan önce iki gün önce yapmışsın maç testini. Orada bir arıza var. Türkiye maçının testini iki gün önce yaptık diye kendi söylüyor. Pazartesi yaptık diyor. Bu testi diyor pazar oynayacağımız maç için yapıyoruz diyor. Uydurma ya. Ona da dört gün var. Yapsan da bir anlamı yok o testi. Sen yaparsın o testi adam cuma günü mikrop kapar. Virüs kapar. O testi sen 48 saat önce yapman lazım. Bu uyduruk kaydırık. Şunu diyorum Aykut İnce. Çıkıyorsun şimdi İstanbul'a. Sabah geliyoruz buraya. Saat 9'a kadar olan trafik, mesai saati değişti. De ki 10'a kadar olan trafik şey trafiği, iş trafiği. İnsanlar işine gidiyor. Akşam da yine mesai farkından dolayı 4'ten işte 8'e kadar da iş trafiği. Ya arada gezenler ne yapıyor kardeşim? Arada gidiyorsun trafik yürümüyor İstanbul'da ya. Doğru. Arada öğlende saat yani 11 ile 15-16 arası gezenler sizin hiç aklınız başınızda mı değil? Aklınızı peynir ekmek değil mi? Ulan oturun evinizde ya. Evinizde bir oturun ya. Bu kadar gezer mi bir millet? Ha, inna sokağa çıkma yasağı olacak. Bir evinde otur ya. Bir süreç yaşanıyor. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkma. Mecbur kalmadıkça. İşte futbolcu en korunaklı adam. Güçlü bir fizik, güçlü bir beslenme programı adam hasta oluyor. Bu fanatikte e, 7. sayfayı bir açalım. Devre arasında cenk olabilir. Cenk Tosun. Ha. E, oynadığı kulüpten ha. de çok da memnun değil. Onun işte Turgay Demir burada bir ayda söylüyor. Ee, diyoruz ki bak bu olabilir. Fanatiyi açarsan 7. sayfa. Yani gerçi her gazetede her var da. E olursa nasıl olur? Bu arada Abubakar da milli takımda iyi oynuyor. Yani o da var. O da yavaş yavaş. Abubakar toparlayacaktır. onun sıkıntı yok ama Beşiktaş'ın Cenk Tosun gibi bir golcü, ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. Cenk Tosun Beşiktaş'a gelir. Beşiktaş alabilir mi diye ben burada bir ayda söyledim. Onu bilmiyorum. İmkanları olur mu? Ama Cenk Tosun Türkiye'ye gelirse Beşiktaş'a gelir. Beşiktaş da imkanlarını biraz ayarlayabilirse devre arasından itibaren Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta izleriz. Ben açıkçası izlemeyi de çok isterim. Şimdi bir de yine 21. sayfada yine Sayın Nurçebi'nin bir görüşü var. Bir argümanı öne sürmüş. Hakemlerin %50'si yabancı olsun. Evet. O tam Turgay abinin farkı ortaya çıksın konusu. Buraya. Nasıl bir fark? Yani, Yerli yabancı kalite. Farkı görsün insanlar. Diyor. O zaman ne olur biliyor musun? Bizimkilerin, bizimkilerin nasıl bir art niyetli özellikle kaşar hakemlerin nasıl art niyetle maç yönettiklerini, nasıl art niyetle vara gittiklerini görürüz. Yabancılar hata yaparsa? Hata önemli. Yapmaz ki. Niye yapma. Var sistemde niye hata yapsın adam ya? Ya akıllı Olabilir. bir adamın var sisteminde hata yapma ihtimali yok Aykut. Kritik hata yani. Kırmızı sarı kart hatası yapabilir. Ufak tefek pozisyonu. Orta sahada bir elle oynamayı görmeyebilir. Ama golde hata yapmaz. Penaltıda hata yapmaz. Kırmızı kartta hata yapmaz. Niye? Televizyonda tekrar tekrar izledi pozunu çözemeyecek adamlar hakem olur mu? Bizimki orada çözemiyor. Sivas Galatasaray bir penaltı bir ikinci vermeye yürek yok. Ahmet Nurşevi'nin bu lafına katılıyorum. 50-50 olsun olmaz öyle bir şey de. Ben başka bir şey söyleyeyim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yabancı olsun bizde. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yabancı olsun. Daha geldi işte. Rosetti geldi. yani ya başkanla başkan. bahsetmiyorum da. Rosetti geldi. Kulenberk geldi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yabancı olursa bizim hakemler sinyal beklemeye keserler. Çünkü bunlar her şeyi sinyal algılıyor. Özellikle kaşarlar. Bak başkanın şu lafına katılıyorum. Başkan diyor ki Ben alayım abi. Ben, ben alayım, ben, ben, gözlük ben, önemli çünkü. Bir belki. müsaade elin Hüseyin. Turgay abi gazete okuyacak. Başkan gözlüğünü diyor alalım. ki özellikle diyor eski hakemlerin çok hata yaptığını görüyorum diyor. Alabilirsiniz abi. Alayım. Gözlüğünü. Eski hakemlerin diyor çok hata yaptığını görüyorum. Ben bunu federasyon başkanı bize söyledim. Dedim ki eski hakemleri mümkün olduğu kadar kullanma. Niye? Genç hakem kafası temiz, beyni temiz, tertemiz çıkıyor işte Kaan Numanoğlu çıkıyor. Aslan gibi maç yönetiyor. Eski de kaşar. Eski kaşarların içinde MHK başkanıyla hesabı olan var. Var sisteminle hesabı olan var. E, ...camiyalarla hesabı olan var. Bunlar beni istemiyor ben onlara göstereyim diyen var. Eski hakemleri bitirelim zaten bu işin yarısını çözeriz. Eski hakemleri. Yani diyorsunuz ki kesen. ülkemizde. Kaşarlar. kaşar var. Kaçar yemeyeceğiz abi Şirketlerde işte CEO'lar, CFO'lar bunlar hep yabancı olabiliyorsa değil mi? Merakez başkanı da yabancı oluyor. Merakez başkanı yabancı siliyor. olsun abi. O da dünyada yapan ülkeler var. Bildiğim kadarıyla İtalya'da yabancı, bildiğim kadarıyla Yunanistan'da hmm, yabancı. abi. Bazı Bakalım. ülkelerde yaptılar ya da yapıyorlar. Yani bir ara gündeme geldi yaptılar onu biliyorum. Şunu demek istiyorum. Ya kardeşim bu eskileri biz kafasını değiştiremiyoruz. Böyle bir şansımız yok. Adam paranın tadını almış, şöhretin tadını almış. Bu şöhreti korumak için önüne eleştiri yapanları bir engel olarak görüyor. Ben onu istemem diyen Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzon'u kafaya takabiliyor. Genç erkenleri çıkarın sahaya. Yapacak satayı genç yapsın ya. Genç yapsın i̇şte genç. İşte onu da bitirirler hani sonradan çok büyük sıkıntılar olabilir, bir Aykut, travma olabilir var diye. var sisteminde. Biraz 18, da koruyorlar belki de. Var sisteminde amatör kümeden hakem getiririm kafası temiz olsun, karakteri sağlam olsun. Fazla bir şey bilmese gerek yok artık. Şimdi. Kuralları bilsin yeter. Foto maçın 7 sayfasını rica ediyorum Aslı. Önemli şu, şu açıdan e, Turgay abiye sor. Ben medya mensubu değilim. Öyle farzayalım değil mi abi? Televizyoncu değilim, gazeteci değilim. Bir Trabzonspor taraftarıyım. Sayfayı açtım evde